Kim geliyor? Evet. İnsan. Buyurun efendim. Neymiş? Rögar kapağı. Ne? Ne? Rögar kapağı. Rögar kapağı. Bence bak, bence de zor gibi gözüküyor ama Yunus'un dediği doğru. Eğlenceli bir kelime. Saçma bir kelime. Bence bir çok üretmeye müsait. Hani adaletsizlik olmaz. Peki sen nasıl, bence bu avantajı çevrilir. Bence çevirirsin çevirmezsin bilemem ama bu avantajı çevrilir. Sen söyle. İstersen başka bir şey seçelim, istersen bunu da. Bu kalsın. Peki. Rögar kapağı. Bravo. Rögar kapağı. İnsan, seni kutluyorum. Çok Rögar güzel kapağı. Bir hareket oldu. Evet. Haydi bakalım, hazır mıyız? Ağır lastiği kaldırdım. Risk almayan kazanamaz. Rögar'dan aşağı düşüp pislenmemizi, kirlenmemizi engeller. Bizi temiz tutuyor bu şekilde. Ama çok pistir, çok kötü kokar. Ve aynı zamanda hapishaneler için çok iyi bir kaçış yöntemidir. Onu kullanıp özgürlüğümüze kavuşabiliyoruz aynı zamanda tabii. Çok öğrenci. Güzel 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 güzel. Güzel güzel devam. Kaç kez devam. Devam. İçinde böyle aslında şehre böyle gizli tüneller vardır. Ama istemediğimiz canlılar vardır, kemirgenler vardır, üstümüze gelebilir. Ama bunlar aslında bazen güzel tatlı hayvanlar da içinden çıkabilir. Tabii üstümüze geldiğinde yapışabilir böyle. Yine de hayvanları çok sevmeliyiz tabii ki de. Canlının kötüsü olmaz. Yani iyisi kötüsü diye değerlendirmemek gerekiyor. Da bazıları sokabilir, ısırabilir ama ısırsa da şifa da gelebilir. Yani belki de... Güzel güzel. Bence avantaj oldu. Bence bilmiyorum, de. Konuşalım. Şöyle bir senle sohbet edeyim aslında. Rögar kapağı. Evet. Çok iddialı değil miydi? Başta değişik geldi. Başta değişik ama bence iyiydi. Yani. Hapishaneden kaçmak için iyi bir yöntemdir dedi. Çok yani film izlemeniz sonuçta. Peki başka bir şey olsaydı diyeceğim ama bunda da çok iyi performans gösterdi. Tebrik ediyorum evet, seni. Bak bunu böyle yaptıysam. Kemirgenleri de topladın. Güzel hayvanlar da çıkabilir. Bilmiyorum Logar'ın içinden hangi güzel hayvan çıkıyor ama. Mesela ama canlıları sevmeliyiz dedim işte. Oradan o güzel bağladın. Sonuçta hiçbir canlıyı öldürmemeliyiz aynı zamanda. Onu tabii ki yok. Hayvanları zaten seviyoruz. Evet. Ama böyle enteresan bir şey. Hızlı düşünmenizi, hızlı konuşmanızı gerektiren bir. Evet, çok güzel bir aktiviteydi. Aktivite. Hoşuna gitti. Eğlenceli yani sonuçta. Peki arkadaşların arasından sence hani performansı nasıl buldun? Neler bekliyorsun jürinin? Benimki de onlara göre mi? İnsanlara. Tabii tabii yok şimdi jüri puanlamayı biliyorsun. Bütün herkes için yapacak teker teker. Bazen de kelimelerden dolayı şanssızlık olabiliyor ama. Seninki öyle bir kelime değil evet. Yani bence de gayet öyleydi. Iyiydi. Öyleydi sonra işte iyi toparlandı. İstişare bittiyse o zaman sizi alalım. Galiba. Duyamadık. Evet son. O zaman son yarışmacı Batu mu? Son yarışmacı evet. Batu geldi. Chatten geliyor kelime. Evet. Son yarışmacı için. Son yarışmacı chatten geliyor kelime. Tekrar söyleyeyim tatlı güzel bir tane kelime söylüyorsunuz. Son yarışma için kelimeleri bekliyoruz. Yaratıcı ahlak çerçevesinde kaliteli kelimeler bekliyoruz. Batu'nun iyi taraflarını almamız lazım. Tabii. İnce yaptım. Bayağı ince yaptım. Evet kelime rakun oldu açık ara. Rakun mu? Evet. Çok iyi. Rakun. Rakun. Akşam tabii özel bağış yayınımız var ya. Oradan chat geliyor rakun bence. Diyor. Chat rakun diyor. Yapacak bir şey yok. Hazır mısın? Rakun. Almancası rakundur. Rakundur. Rakun. Bir tane daha ince yapmak ister misin? Küçük rakun mu, büyük rakun mu? Rakun. Rakun bildiğimiz üzere otçul bir hayvandır. Dışarıdan böyle korkutucu görünse de gayet tatlı, minnoş, insanların seveceği bir hayvandır. Ama dediğim gibi ayıya benziyor böyle. Küçük ayı yavrusuna benziyor. Etrafında büyük bir ayı annesi gelebileceğini düşünmeseniz de hani... Rakun'u gidip sevebilirsiniz tabii ki dolayısıyla. Gidip rakunlar ot yediği için etraftaki otları temizlerler. Gayet evinize de almayın sakın. Çünkü çocuklarınızı rahatsız edebilirler. Çocuklarınızı yerler. Bakteri bulaştırabilirler. Ama bulaştırdıkları bakteriler sizin çocuğunuzun sağlığını düzenleyici florasına uygun bakteriler olmayabilir. Floralar falan. Dolayısıyla falan. Enfeksiyon riski taşımaz. Niye taşısın ki? Çanta mı bu? Why? Yani rakun hayvanını tanımıyoruz, bilmiyoruz. Rakun hayvanını pek görmeyiz etrafımızda. Ama andırdığı tipler de olabiliyor bazen etrafımızda. Arkadaşlarımızı rakuna benzetmeyelim. Çünkü rakun ama çok tatlı bir hayvan. Kimseye zararı dokunur. Evet. Zararı dokunmasa da dokunur gibi olur.
Ne güzel. Abi, ben de bir kere denemek hadi gel. Güzel başladı. Ya, abi, konuşunlar, bir konuşunlar. Şey yapalım, bir konuşunlar. Puanınızı verin, sonra hepiniz tamam, deneyeceksiniz zaten. Ha, puanla, tabii tabii, puanlamayı yapın. Aynen aynen, yapalım ondan sonra tabii ki böyle bir şey. Batu. Yani rakun kim bilirdi ki bir rakunun bu kadar ama. Rakun kelimesi gerçekten zordu. Çok tanıdığım bir hayvan değil. Ayrıca hassas uçlara temas edebileceğim bir hayvan. O yüzden çok fazla dalandırıp budandırmamak istedim. Yani, fena değil, sen yine anatomik yaklaştın mevzuya. Yani rakunla bildiğim kadarıyla bir yoldan yürümeye çalıştım. Çok dallandıramadım yanlış yerlere gitmesin diye. Ama biliyorsun akşamleyin ben oradan geldiğini düşünüyorum Çetin. Sevgili kendine müzisyen de akşamki özel bağış yayını konuklarından bir tanesi olacak. Babasıyla evet, beraber evet, geliyorlar hatta değil mi? Oradan rakun sanırım Çetin. Yani kendine müzisyeni kesinlikle tabii ki çok seviyoruz. Çok gülüyoruz, eğleniyoruz izlerken. Ama şimdi burada da rakuna direkt kendine müzisyen bağlamak istemedim. Tabii ki canım ama o da zaten herkesin bildiği bir şey. Sen şeyden girdin, yavrusundan girdin, annesinden çıktın hani. Arkadaşların kelimelerine göre seninki sence nasıldı? Yani, bence chatten gelen bir kelime olduğu için. Arkadaşlarımın kelimesiyle karşılaştırmaya gerek yok. Yani ben gayet eğlendim bu kelimeyle. Benim için eğlenceli. Zaten yine iddialı girdi. Dedi ki bana ne hangi kelime çıkarsa çıksın. Ben iyiyim ya diye başladın. İyi de fena da yapmadı değil mi arkadaşlar? Sevgili Çayak. Evet tamam. İyi istişaresi bitti sanırım jüri. Evet, o zaman bir de jürileri görmeyelim mi? Evet. Kararını açıklayacak. 20 puan gidecek. Ve sebebiyle beraber açıklamanızı istiyorum. Sebebi şu, evet. UV doğaçlama yarışması, anlık reaksiyonlar çok önemli. İşte sen reaksiyonu verdikten 2 saniye sonra olumluya ya da olumsuza döndüklerinde çok başarılı olmuyor aslında. Ya da durup düşündüklerinde de başarılı olmuyor. Anlık olarak takır takır böyle ama hızlı konuşup. Ama başarılı da olabilirler. Olmayabilirler. Orada, evet, evet. Evet, böyle bir hikayede sevgili biz 4 kişi olarak Yasin'i birinci seçtik bardak kelimesiyle. Bravo. Gel kral. Bardak performansıyla şimdi o performansı bir kez daha izliyoruz. Evet. Evet. Tabloda nasıl şimdi bir durum var? Şimdi fincan ya. Tabloda kazanan, tabloyu da gösterelim. Aynen. Tabloyu da gösterelim. Konuşuyorum. Ha. Pardon. Üst üste bindi. İzel 20 puanda. Volkan 20 puanda. Kayra 10'da. Yasin 20 puan oldu. 3 tane paylaşan var yani. Evet. Evet. Yani Yasin, Volkan ve İzel yarışacak evet, aslında bir daha. Evet. Bir birinci belirlememiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Öyle mi? Şu öyle tabii, oldu. Evet, doğru. Ya bu oyunu devam ederiz ya da başka oyun yaparız. Tuğkan'la mini oyunlar hazırlayalım. 5 tane. Ha. Bu 5'in 3'ünden yani ikisinden kaç puan alırlarsa o şampiyonumuz olsun. Okey. Tamam. Yapabiliriz. Tamam. Nerede? Şöyle bir oyun var benim kafamda. Ben kafamda bir kelime tutacağım. Onu bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Çok basit. Bravo. Ben bilirim. Bravo. Tamam, ilk mini oyunu çok hızlı söylüyorum. Tuğkan'a bir tane nogger getiren 10 puanı alıyor. Başladı. Nasıl ya? Oh be. Aa. Evet, şansın denedi. Helal olsun bak, etrafına hakim olmak. Sakin ol, koş koş. Bakalım kim getirecek. Çaktırma, çaktırma. Koş 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 koş. Vay helal be. Vay be. Bardağım. Al. Ne? bak karşına baktığın zaman dolaplar evet, var. Evet kamerayı çekemedi ama. Helal olsun lan. İşte şey. Şöyle koşarak geldi hemen buraya. Bunları kitli zannedenler de evin içine girdi. Orada garanti olduklarını biliyorlar çünkü. Riski aldı, başarıyı yakaladı. Şu an güzel. Bir birinci şey oyunu sen kazandın bro. Evet ikinci oyun Tuğkan'dan. İkinci oyun sen benden mi? Yapacaktık ya. Ne? Onu yapmayalım mı biz de? Tuğkan'la falan hepimiz bir deneyelim. Yunus abi falan denemedi. Oyunu mu? Evet. Abi, aynen herkes bence sıradan oynasın. Herkes sıradan bir oynasın bence. Ama şu an evet başka bir etaba geçtik şimdi. Şu an birincimiz Yasin artık. Birinci bir belli olsun sonra oynarız. Bir tane tamam, bir mini oyun daha yapalım. Hatta o zaman bir arada ederiz. Tamam. O zaman 3 tane mini oyun yapalım. Seçelim. Ondan sonra ünlüleri izleyelim doğaçlamasını. Sonra dağılalım. Çünkü daha yemek için hazırlık yapmanız gerekecek. Hem sizin hem çaylakları. Benim için fark etmez abi. Ne derseniz o. Peki 3 oyun. O zaman Yasin bir tane daha oyun kazanırsa zaten oto şampiyon oluyor. Ne yapalım yeni oyunda? Tuğkan söylüyor. Ha hiç düşünmedim ki. Tamam abi ne sen yapabiliriz, düşünün. Ne bir tane daha oyun vardı sizde fikir olarak. Kalk şu taş kağıt makas demeyeyim yani. Lan Burak abi de vardı bir tane. Yani. Ama 3 kişiler daha fazla olmaları gerekiyordu. Düşünelim ne olabilir. Kurtaracaksa ben katılayım aralarına. 4 şöyle mi? Yok 4 Yunus abiyle kalabalık. Ben de girelim. Ne o ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz? Daha kalabalık. Ya Burak abi tamam abi herkes gelsin varmış. Siz de gelin gel. Gel abi gel. Abi. Gelin abi. Ne oyun ne? Anlatacağım. Abi 3 tane şey var. 3 tane komut var tamam mı? Biri prenses, biri şövalye, biri de kral. Tamam. Prenses dediğimiz zaman hemen yanımızdaki birini kucağımıza alacağız.
Ne? İri insanları alamadığı için şöyle alacağız bak şu. Hı. Tamam mı? Prenses deyince kucak evet. Evet şu. Tamam. Tamam. Şövalye deyince eğil abi. Eğil eğil. Dört ayak üzerinde. Şövalye deyince bu. Bu at olmasın. Şövalye bu. Tamam. O, sensin at olan. O şövalye kral, oldu. Kral, kral dediğimizde de gel abi. Ya kimi kime aldığı gel önemli abi. Mi abi? Hayır hayır dur anlatacağım. Dur. Kralın, kralın hareketi de bu. Tamam mı? Tamam. Gelelim mi? Nasıl oynanıyor bu? İsteyen gelsin fark etme. Sonuçta onları şey yapacağız, seçeceğiz. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi. Ama ben izleyeyim o zaman ya. Jüri kalsın bir tane. Bir jüri kalsın burada dışarıda. Evet jüriler kalsın. Abi. Tamam mı? Şimdi bak ben dolaşırken bir şey söyleyeceğim. Kral diyeceğim mesela. En hızlı şekilde kral hareketi yapacaksınız. Yok efendim ben sunucuyum. Yarışmacılar yarışsın. Ben sunayım. İkili ikili. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O karışık yani. Tamam. Yani. Dolaş bak dolaş. 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 Abi dolaş. Evet ben dolaş. De dışarıdan dolaş. İzlemek istiyorum ya. Dolaş dolaş dolaş. Yeterince kalabalık dolaş, oldu dolaş, abi. Dolaş, buyurun. Hayır 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 hayır. Şövalye. Bul hemen birini. Bul bul bul. Ey, bin üstüne bin üstüne bin üstüne. Bak en son kim yaptıysa i̇lk, o orası, gider. İlk burası bindi galiba. Tamam. En son da orası bindi galiba. En son orası oldu sanki. Ama bunlar deneme yaptılar galiba. Tamam, denemeydi bu. Evet evet. Bu oyun, abi tamam burada beni birisi kucaklayacak. Ben çaylaklar yapsın bunu. Ben kucaklanmak istemiyorum. Ben daha normal bir şey zannettim. Süper Mario seni alalım hadi. Hadi gelin kalabalık yapmamız lazım. Hadi gidelim. Hadi. 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 Bizim odaklanacağımız kişiler bizimkiler. Tamam. Tamam. Ha, bu üçlü. Bu üçlü. Bu üçlüye odaklanıyoruz. Bu üçlüye odaklanıyoruz. Bu üçlü diğerleri yardım ediyorlar tamam. Şu anda bize. Çift sayımı olması lazım. Evet. Abi şövalye at yerde biz tepesindeyiz. Tamam, tamam mı? Tamam. Kral oturuyor. Kucağına alıyor. Kucağına alıyor. Tamam. Prenses de şu. Tek ayağı şöyle. Tamam. 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 Haydi. Siz niye açıyor abi? Ha? Yani arada at. Abi sizden birisi eğlenirse puan alamayacak. Hayır, kim sonuna kalırsa olacak. İstediğin ol, istediğin ol, istediğin ol. Yeşilleşme yok. Dağıl şimdi. Dağıl, 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 dağıl. Açıl, 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 açıl. Kral! Ne oldu ha? Kral, 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 kral. Git ona bak, bir tane adam duruyor. Kral. Tamam, hangi? Nasıl bir kral lan? Bu, bu adam kralın maksadı ne? Yani, bu kralın maksadı ne? Maksadı ne? Kral. Sarmaladı kral. İlkel almayı becerdi. Tamam. Ya. Tamam anlaşıldı. Şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. En son yapan bizden elenecek. Devam. Tamam kalk kalk. Prenses! Al. Al. Al beni. Abi. Abi siz çok en son kim yaptı bizden? Yasin en son. Yasin. Yasin. En son yaptı. Git evet. Git. Devam. Devam. Yasin çıkıyor. Yasin çıkıyor. Devam. Yasin şövalye de hızlıydı. Prenses deyince şaşırdım. Hayır. Şimdi devam. Devam. Sayı bu kadar. Devam. 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 Şövalye! Oturdum. Şövalye. Tamam gitti gitti. Tamam. Güzel de gitti. Yolkan da gitti. Kim kazandı? İzle'le gitti. İzle veriyoruz. Güzel. Tebrikler. Tebrikler. Güzel bir kazandı. Tamam, güzel. Ne oldu güzel. Evet son oyun. İzel ya da Yasin alırsa kazanır. İzel ya da Yasin şampiyon olacak. Ya da Volkan bir puan da alıp uzatacak bütün hikayeyi. Bakalım ne olacak. Üçüncü aynen. Oyun fikri olan var mı? Üçüncü oyun fikri. Ben Altan, şöyle bir oyun biliyorum. Şöyle. Bana öğretmişler de. Güreşelim mi? Elin arkada elinde bir tane kılıç var. Ha evet. Sen daha iyi anlatırsın okay, abi. Tamam. Onun iki versiyonu, diğer versiyonu yapalım. Gel. Kimler var şimdi kalan bizde? Böyleyiz. Yarışmacılar elendin oğlum. Tamam bir kişi daha gelsin abi. Sadece bir kişi daha gelsin. Şansı var hala. Var mı? Yok. Gel. İzelle... Bu oyun alırsa berabere kalıyor komple. Gel. Ha, yine beraber. Şimdi abi şu el evet. Arkamızda. Ha. Şu el arkada. Tamam mı? Bu elde bizim kılıcımız. Herkes böyle yapsın. Tamam. Güzel. Şimdi... bizimkiler dışındakiler eşleşelim. Böyle. Kimler vardı? Üçü de var abi. Üçü. Hala. Ya, Yasin, İzel, Volkan üçü de var. Evet. Volkan elenmiş olsun. Çok uzayacak. Abi elenme şansı yok. Kazanırsa beraber kalıyorlar. Kazanırsa beraber. Bu da böyle abi. Burası da böyle. Tamam. Ne düşünüyorsun puan durumu? Bak böyle. Vallahi şimdi abi ben düdüğü çaldığım puan. Anda bu elinle arkadakinin ortasına basmak zorundasın. Onu yani öldürebilmek için. Yani geldin sırtına böyle vurdun. Bak şöyle. Başladı şimdi mesela. Bizde mi şu an? Şunu arkaya tamam. Burada duralım, buradan uzaktan. Bak gördün mü? Tamam. Bak, tamam. Çok değişik oynuyor herhalde. Ama el atmayacaksın, vuracaksın kılıçla. Vuracaksın işte. Bunu oynayalım evet, Altan evet, Bey. Şöyle. Tabii. Kılıç abi. Siz de jürisiniz abi. Hayır. Kim kime dokunursa. Peki. Ama net kılıç sokacaklar abi. Evet. Arkaya, ortaya, tamam. Elinin ortasına değecek. Abi herkes baksın. Herkes birbirine takabilir. Bak geçmişsin, evet. Ne? Kılıcı. Gelsene evet. Abi buraya. Burada bakalım. Evet. Burada bakalım çünkü belli olmaz. Onlar mesela duymuyor şu an dikkat etmedikleri için. Elenecekler. Oo, herkes de
Evet, düello yapabiliyorum. Tabii abi, alan dar bu arada. Alanı belirleyelim şöyle. Şu başlangıç için istersen yap. Arkadan alan gel olsun. Buna vur. Evet, batırırsın. Ha, istediğin yap abi, istediğin yap. Burak i̇stediğin abi, yap. Çok alan dar abi, evet, alan evet, bu kadar. Bu kadar iyi. Tabii oraya da vurur. Alanı geçen de eleniyor. İstediğinize saldırın. Üç, iki... Volkan vurdu galiba bir tane. Galiba bir şey oldu. Volkan ya, değmedi. Devam. Çıldırdı. Yılan gibi kaçıyor. Çok eğlenceli bir oyundur bu arada. İzel değdi bir tane. Avuç içine değmesi gerekiyor. Avuç içi. Tamam, Volkan değdirdi. Ben değdirdim ama. Bir dakika. Avuç içine mi değmesi? Evet abi, burayı değmesem. Tamam. Değdi mi? Parmağıma değdi. Abi burası biraz parmak gibi. Parmak değil abi, içe değecek. Devam, içe değecek. Devam. Hava gireceğim böyle. Baştan mı alıyorsunuz? Devam, evet. Okay. İçe değecek abi. Bak, buraya ele değecek. Dik olarak girecek. Buraya değecek. Bak. Jüriler karar verecek abi. Başka kimse karar vermesin. Devam. Abi yük de bizim. Evet, Volkan duvar aldı arkasına. Volkan köşeye gitti. Canta orada, arkalara iyi bak. İnceliyorum şu an. Volkan. İzel de doğru aldı arkasına. Herkes birbirine takmanın derdinde şu anda. Dur. İzel'i kıstırdı lan. Tamam. Be. Değdi mi? Oldu mu? Değdi abi. Değdi diyor. Değdi diyor. Jüri değdi diyor. Kadar, abi bak, bana bir açıkla. Şuraya şöyle değdiğinde bu yandan. Abi bu. Okey mi? Bu. Ha, tam böyle girmedi. Yok şunlar. Hayır, tamam. Yok, tam böyle girmedi canım. Tamam. Şu. İzel değmedi diyor. Vuran da değmedi diyor. O yüzden. Değmedi mi? İyi de abicim, abi değmedi. Böyle bak, avucunun içine değmedi diyor. Değmedi. Onu söylemeye çalışıyor. Böyle mi girecek yoksa böyle mi olacak? Abi onu hesaplayamayız. Abi bak, avucunun içine değmesi gerekmiyor abi, şu ilk şöyle olduğunda da olur yani, dokunmak değil mi? He. Değdi mi? Yok. Kabul etmiyor tamam, abi. Onu söylüyorum işte. Şey yapmadı. Şey değmedi dediği için. Ben niye böldürüyorum lan? Sen niye oradasın yine? Ya bak, buraya açılıyorlar. Açılmasınlar diye. Daraltıyoruz. Çizgiyi geçen eleniyor bu arada. Tokat atıyor muyuz? Bu çizgi daralacak. Battle Royale gibi böyle yavaş yavaş. He. Çok iyi. Oo. Abi ben yok devam. Yakalamak çok zor bu arada. İçeri. Oh. Of. Çaktı. Çak etti. Gitti. Volkan. Ne oldu şimdi? Yok zaten o yoktu. Tekrar tamam. Tamam, şimdi artık gene finale kaldılar. Şampiyon belli oldu. Ama yani bunlar hakikaten şampiyon olacak üçlüymüş ki belli ki. Gelen herkes öğreniyor abi. Bitmiyorlar abi. Abi bence bu muhabbet çok uzun sürede sonlanacak. Bence yok dinlenmesin abi. İlk gelen, ilk kazanan, ilk yani dokunan kazanacak abi. Volkan kazanırsan ha, uzuyor yavrum, evet, yoksa Volkan şampiyon dışında, olacak. Evet. Volkan dışında ikinizden biriniz aldığınız takdirde şampiyon olmaz. Sen onları birbirine kırdırman lazım. Hadi. Dur lan, başlamadı ki lan şimdi başlamadı. Ooo. Başladı. Ha, go. Biraz daralacak yalnız giderek böyle. Gel abi, gel. Mikrofon. Volkan elendi galiba. İzel de ona taktı. İzel de ona taktı. İzel buraya değdi. Evet. Volkan sana... Ben değdim ama. Bir dakika, değdin mi değmedin mi? Adamı yere indirdim daha, ne yapayım abi? Adamı yere değdim, ağzına soktu. O açıyı ben göremedim. Ağzına soktu. Abi şimdi bak abi, ben de şimdi zan altında kalıyorum. Şimdi adam uğraştı. Bir saniyenizi rica edebilir miyim? Bir saniye. Şimdi burada VAR sistemimiz olmadığı için bunu takip etmemiz çok zor olacak. Burak abi, dörtlü dövme oyununa ne dersin? Oo, çok zor, yapamazlar. Çok zor. Bu zor bence çünkü bunu, bu biraz hani kim kime şey yaptı, değdirebildi, değdiremedi onu göremiyoruz. Evet abi, bu biraz sanırım. Ya ben çünkü Yasin'e değdim. Jürilerin üzerinde... Önce ona değdim diyor, sen de ona değdin. İlk önce ben değdim ama. Sen uğraşırken ben sana tık yaptım böyle. Tamam, avucun içine vuracak. Evet. Abi şimdi ben orayı göremedim. Çok bela altı kalan bir yerde. Anladım. Jüri karar veriyor ya. Yani başka bir oyun. Aynen. Ya taş kağıt makas oynayan bitsin ya. Ben değmedin demiyorum bana. Aynen abi, ne olur ya. Bir dakika. Volkan bir saniye. O çok şans. Senin avuç içine değdi mi? Değmedi. Ya ben yere yattım. Buraya gelmiş. Bu yalan mı söylüyor? Ben yere yattım, o buraya değdi. Tam şuraya. Eyvallah, öyle diyorsan öyle olsun. Benim için hiçbir problem yok. Tamam, nasıl? Kanka benim için fark etmiyor zaten. İstersen sana da satayım. Aynen. Taş kağıt makas yapsın. Aynen abi, taş. Çok şans ya. Abi ben tamam, yetenek isteyen bir şey olsun dedi ama. Yetenek isteyen bir şey olsun dedi İzel'de. Çok şans bırakmıyor dedi. Abi bu da şans değil ki. Nasıl değil ya? Seçiyorsun abi, rakibin gözünün içine bakıyorsun. Tamam ya. Abi. Gözlüm ben var. Seni şimdi şanslı mı yendim? Gel yeneyim seni bir canlı canlı. Abi adam 4 kişiyi yendi. Eğrim burayı çok iyi izler. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Bir. Bir. Tamam. Sik.
Ya abi bak adam yeniyor. Yeniyor işte. Onu diyor. Abi gelin bir tur daha yapalım. Bir tur daha yapalım belli olacak. Tamam. Açalım alanı. Alanı açalım. Aynen. Hadi alanı açalım. Fokuslandın. Bir de herkes kim neye değdirdiyse evet, değdirdirsin biraz, abi. Biraz genişletelim. Geniş kalsın. Altına bırakmayın bizi geniş abi. Kalsın. Neyse onu söyleyin. Geniş kalsın. Haydi. Dinlendiniz de bak. Geniş mi kalsın dedi abi Burak? Evet tamam. Geniş kalsın. Tamam abi. Geniş bak, kalsın. Koştum, ara koştum, şeyde koştum, çok giriyorlar. Detaylediler zaten. Bayılacağım şimdi galiba. Diren diren. Hadi. Hadi çaylaks. Ses yapma. Allah Allah. Bence ikiniz şu. Tabii. Hop. Ekip olmak önemli bir şey tabii. Ekip olsak. Ne? Şek kılıcına. Şunu çaktırıyor abim benim. Şek kılıcına. Ekip olmak önemli. Mesela ben ikisini yerde olsam Volkan otomatik eder. Aynen öyle işte. Onu garanti olsun. Ama ekip olun yani. Ekip olun yani. Adam kazanır uzuyor çünkü. Mantıklı gel. Volkan yerinde olsam da. Oo. Değmedi mi orada? Yani neyse. Yok değmedi. Evet parmağa geldi. Ha öyle mi? Allah düşmeyeyim de. Oh! Böbrek üstü. Böbrek üstü. Biraz böbrek böyle gerek. Kaçarsan sakat kalacaksın. Farkındasın değil mi? Hey. Oo. Oo. Bakma bana öyle. Oh! Oğlum biraz da çeneye çalışsan böyle bayılır ha. Enseye çıkar. Aradan kırılma sesleri geliyor bu iş. Karnına doğru vurursak daha iyi. Abi bir tane bez alacakmış. Boyun. Yakalayan kazanacakmış. Hadi. Hadi. Bu iş bana biraz zor geliyor. Bence de. Doğru abi çok yakınlar. Ama inanın abi. Biraz. Çok yakınlar. Takımlaşın. Kolum. Değdi. Oldu. Oldu abi. Güzel. Net. Tamam. Oh. Net oldu. Ben görmedim. Tebrik ederim. Biraz uzun sürdü ama. Baştan. Bence değmedi bu arada ya. Bir daha diyor. Değdi değil mi? Bir sorun yok. Değdi değdi. O zaman olsun. Aynen seni tamam. Tebrik ediyorum. Bundan sonuç yakaladım. Seni de tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz valla. Kan döktünüz kan. Eyvallah. Bravo. Bravo çaylaklar. Evet İzhan'cığım tebrikler. Jürinin yorumları varsa alayım. Bence çok zorlu, ilgili. Çok zorlu mücadeleler oldu bugün. Herkes çok iyi yarıştı sonuna kadar. Bak iki şey erkek. Sen hala gezmek istiyorsun. Ne oldu gecenin şampiyonu oldu zaten. Ama tabii bundan sonrası chat karar verecek. Kim gidecek, kim gelecek. Aynen ondan öyle. Bir şey değil bu. Bu çok güzel bir performans gösterdi. Ben evet. De şuna inanıyorum. Eğlenceliydi ya. Herkes çok hırslı çünkü arada ufak tefek böyle bir şeyler var. Yok değdiler, değmediler böyle yani. Çünkü ikisi de değdi diyen, değmedi diyen varsa belli ki birisi yalan söylüyor. Biraz dürüstlük oynuyordu. Bu Levan'a gelmesi hem benim için iyi, böyle bir kızışma var, bir şey var. Hem de biraz karşı takım için. Bu arada bunu bana bu oyunu ilk öğrettiklerinde böyle bir yarışma puan falan yoktu. Sadece oyunu anlattılar, herkes oynadı. Bu centilmenlik oyunu aslında. Evet. Güven oyunu. Arkadaşının sırtından bıçaklıyor musun? Kazanma hırsın var mı yok mu yoksa eğlenmek için mi oynuyorsun? Böyle bir oyundu hırs, bu. Hırs, ama ya, burada hırs vardı abi. Eğlenmek hırs tabii çok ki. Yok. Burası yani. Yarışma olduğu için o nifak tohumlarını aralarına attık. Ay hırslılar var. Çiçek şimdi, açmasını, büyümesini bekleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Ben sırayla bütün jürilerin yorumunu almak istiyorum. Üst üste konuşunca chat anlamıyormuş çünkü. Hani siz de bugün tiyatrodan gelen insanlarsınız. Kendi oyununuz var. Başka bir performans izlediniz. Neler düşünüyorsunuz yarışmacılarla ilgili? Çünkü onlar sizin rakibiniz olacaklar önümüzdeki hafta. Evet. O yüzden en iyi olanlar elensin diyoruz. Çok öyle puanlıyoruz derseniz ortalık öyle karışır. Öyle puanladık diyormuşum. Yok değil. Çok eğlendik biz. Hakikaten böyle kendi doğal yeteneği olan arkadaşlarımız var içlerinde. Yani o kadar eğlendik ki biz de içinde olmak istedik. Denedik hatta ben denedim. Belki şimdi Yunus da deneyecek, Evrim deneyecek kesin. Ben öyle bir eğlence istiyorum. Güzel, yani. keyifliydi. Bizim için güzel geçti. Değişikti. Burak'a teşekkür ederiz. Oturmuş düşünmüş bunları. Gayet keyifliydi. Bayağıdır buradayız ama yani vakit nasıl geçti anlamadık. Evet, demek ki güzel bir şey yaptık, eğlendik. Evet. Umarız chat de sevmiştir. Ve tabii ilk defa yaptı birçoğu. O bakımda herkes elinden gelen her şeyi bir defa yapıyor. O konuda herkes hemfikir. Eğlendik, öğrendik. Sonunda da bir şampiyon çıktı. Amacımıza ulaştık ama tabii asıl final bu akşam. Dolayısıyla akşam olmasını bekleyeceğiz. Acıktık, ben yemek yemek istiyoruz. Ben müsaadenizi istedim. Ocakta yemeğim var. Bravo. Aynen, birazdan zaten göndereceğim size. Tekrar biz de teşekkür ederiz bu oyunları düşünüp. Bravo Satıbo. Burak abiye bir alkış alalım. Burak Satıbo'la. Teşekkür ederim.
Şimdi tabii ki bitirmeden önce iki tane daha yorum almak istiyorum. Bir aslında ajan olan karşı takımın koçu Canto'nun yorumunu alacağım. Bir de bu takımın koçunun yorumunu bir alalım. Sen hepsini aynı seviyorsun biliyoruz ama seni sona saklıyorum Canto. Çünkü sen ben çok güzel de toparlıyorsun. Ben sevmiyorum, ben başarılı olanları yok edip göndermek istiyorum burada. Evet, ben Canto'nun yorumunu tabii sizin rakibiniz olacaklar vallahi, çünkü. Önce Tuğkan gel. Neler düşünüyorsun takımla ilgili? Yani çaylaklar birbirini şu an çok hırpalamıyorlar. Onlarla konuştuk. Enerjiniz dedim kim kazanırsa kazansın. Ünlülere saklayın. Yani bu izledikleriniz biraz küçük halleri. Çok böyle ama aslında enerjinizi saklamazsanız da ünlülere saklayacak zamanız olmayacak. Elenip gideceksiniz. Arkadaşlar formatı birkaç kere üzerinden geçtik. Bir daha anlatıyorum size. Ünlüler takımının koçu Canto. Sizin koçunuz burası. Yani haftaya pazartesi günü yarışmalar başlayınca sizin karşı takımınızın başında olan olacak Canto. Dolayısıyla dediği gibi yani yorumlarına dikkat edin. Sizin hakkınızda bilgi topluyor olabilir. Bilmiyorum artık ne yapıyorsun. Şimdi gideceğim ona soracağım. Canto sen neyin peşindesin? Söyle bana. Canavar yarışmacılar var. Görevim gereği ben de orada ünlüleri temsil ediyorum. Aslan çaylaklar. Benim de gönlümden aslında bu yarışmada başka birinin kazanması geçiyor. Çete söyler misin? Senin ne yaptın mesela? Stratejik olarak bugün düşündüğünde güçleri elemek adına mıydı seçtiğin o son şey? Kimin ne olduğunu çözüyorum, hala tanımlama aşamasındayım. Daha o kadar şeytanlaşmadım. Bizim yarışmadan önce taktikleri kullanıp sistemi kuracağım. Strateji yapacağım yani. Çünkü ben de burayı temsil ediyorum. Bak arkadan bu arkadaşların dinliyor. Da başarılı olması lazım. Anlat pampa dinliyorum diyor da çekildi oradan böyle. Görevim gereği bunu yapacağım ben de. Çok güzel, çok yetenekli yarışmacılar var. Beni evet. Çok şaşırtıyorlar. Yani özellikle kızlar inanılmazlar. Fiziksel oyunlarda çok başarılılar. Bizim Zeynep Hanım mesela şampiyon hangi takımdan çıkarsa o takım koçuna bir şey var mı? Bir şey oluyor mu? Vallahi yoksa bizim hiçbir şeyimiz yok. Bu yani bana size yetecek mi ömür boyu? Kazananın gönlünden ne koparsa diyoruz. Çünkü bravo. Öyle bir şey yok evet format. Ama işte şu olabilir motivasyon olarak. Benim yönlendirdiğim, desteklediğim takım CV'ye şampiyon CV'ye bir oldu. Artı değil evet, mi? CV'ye yazarsın. Ama bravo. Gene temel amacımız herkesin zaten eğlenmesi. Burada yüzlerin gülmesi. Tamam, o zaman ben sizi daha fazla tutmayayım. Hem çaylakları hem ünlüleri koçları eşliğinde içeri alalım. Evlere gidesin, yemek hazırlıkları başlansın. Çünkü dün çaylaklar aç kalacaklardı neredeyse. Alkışlar eşliğinde sizi dışarı alalım. Ben bir hatırlatma yapacağım size. Bugün saat 9'dan sonra biliyorsunuz. Nereye konuşacağım bilmiyorum şu an. Bugün saat 9'dan sonra muhtemelen dijital ortamda organize edilen en büyük özel bağış yayınlarından biri gerçekleşecek. Birbirinden ünlü, birbirinden iyi konuklarımız var. Çok sevgili Berkecan Güven'in önderliğinde hem konuşulacak hem de Darül Aciz'e yararına bağışlar toplanacak. Bağış gecesinin özellikleriyle ilgili sizi tekrar bilgilendireceğiz. Çünkü daha önce Efe Uygaş da bahsetmişti. Gönderdiğiniz meblağlar hem okunacak hem de belli meblağın üzerinde bağış yapanlar sanırım telefonla bağlanma hakkına sahip olacaklar. Bunları göreceğiz. Şimdi çaylaklarımız ve ünlülerimiz yemek hazırlıkları yapıyorlar. Siz de biraz bakın bakalım onlar neler yapıyor. Saat 9'da bağış yayınında görüşmek üzere. Bu arada unutmayın Çetin oylarıyla bugün biri daha elenecek. Nogur çaylaklarından kimi destekliyorsanız oy vermeyi unutmayın onlara. Desteklerinizi gösterin. Böylece onlar yarışmaya devam etme hakkını kazansınlar. Bakalım kim gidecek aramızdan. Gece yayın bitmeden önce elemede tekrar görüşmek üzere. Ama öncesinde bağış yayını var. Bağış yayını unutmayın. Özel bağış yayını.